Isınıyor bir de. Kaç? Bir. Ya bir, ya 10.000'de geçiyor. Hadi bakalım bir kat. 10.000'i. 10.000 bize 5.000'de yeter. Kart. Oo. Oo. 9.100. Çok iyi. 10.000 rekor ve 9.149 değil mi? Öğrendim. Hadi bakayım. Abi sen... Parkı dizi için kapatmışlar ve birkaç büyük oyuncak da çekimlerin arasında çalışıyor. Sahnesi olmamasına rağmen koşa koşa sete gitmiş olan Ezgi'yi biraz tanıdıysam zaten. O ekibi kamikazeye falan bindirmek gibi pis işler peşinde koşmak için orada almış soluğu bence. Zaten çok kısa bir süre sonra beklenen komut da geldi kendisinden. Ne? Hadi yürü. Gelen gelsin. Evet arkadaşlar, bilmek istedim. Birkan'la ben aklımızı tam olarak kaçırmamış olduğumuz için tabii ki binmeyi reddettik. Ve ya iddia ediyorum ki kamikazeye binmekten daha eğlenceli bir şey varsa o da aşağıdan binen arkadaşlarını izleyip gülme krizine girmek. Durmadan ikinciyi başlattılar ve tabii ki hepsi mahvolmuş şekilde indi. Yani hepsi dediğim tabii ki Ezgi hariç. O bir süre sonra yani Luna Park'taki turunu sürdürdü zaten hiç durmadan. Herkes düşür oldu. Çok fena yani. Gidiş ya. Ben geliyorum. Yıllar sonra bu Luna Park'a dönmüş olmak beni biraz da tabii ki buradaki geçmiş anılarıma götürdü. Hayatımın ilk Luna Park tecrübesinde gondoldan kamikazeye her şey korkusuzca binmiş olan ablamı burada izlemiştim. Ve yani inanılmaz gaza gelmiştim. Ve o sırada henüz tırtıla binmek bile kalbimi durduracak kadar heyecanlı bir şeydi. Astım hastası bir çocuk olarak büyürken göğsünüzü sıkıştıran, nefesinizi kesen bir takım duygular oluyor ve onlardan uzak durmanız gerekiyor. İşte çok gülmek, çok ağlamak, işte aşırı heyecanlanmak, uzunca koşmak falan gibi şeyler.